Merhaba. Bu videoda Desktop Central'ın Tools menüsünü inceleyerek son kullanıcı bilgisayarlarındaki işlemlerin nasıl kolaylıkla yapılabildiğini gözlemleyeceğiz. Bunun için Tools kısmına geçiyoruz. Öncelikle bir uzak bağlantı yapalım. Bunun için Remote Control bölümüne geçiyoruz. Burada bağlanmak istediğimiz bilgisayara connect diyoruz. Ve ne amaçla bağlantı yapacağımızı belirtiyoruz. Şimdi ise son kullanıcı bilgisayarımızı kontrol edelim. Görmüş olduğumuz gibi kullanıcının bağlantının gerçekleşebilmesi için onay vermesi gerekiyor. Bilgisayarımızla uzak bağlantıyı kurmuş bulunuyoruz. Ve görmüş olduğunuz gibi bu noktada bu bağlantının kayıt altına alındığına dair bildirimi de görebiliyoruz. Sonrasında History bölümüne gelerek yapılmış olan bağlantının video kaydına ulaşabiliyoruz. Şimdi Tools menüsündeki diğer fonksiyonları incelemeye devam edelim. Sistem Manager kısmında ise uzak bağlantı yapmadan bilgisayarlarda nasıl birçok işlem yapabileceğimizi göreceğiz. Bunun için ilgili bilgisayara gelerek Manage dememiz yeterli. Buradan Task Manager'ı seçerek devam edelim. Görmüş olduğunuz gibi bilgisayarın Task Manager'ı karşımıza gelmiş durumda. Buradan istediğimiz herhangi bir prosesi durdurabiliriz. Startup Programs kısmında ise başlangıçta çalıştırılacak programları belirleyebiliriz. Şimdi diğer fonksiyonları incelemeye devam edelim. Servisler kısmında ise bilgisayardaki Windows servislerini durdurup başlatabiliriz. Şimdi ise Command Prompt fonksiyonunu inceleyelim. Görmüş olduğunuz gibi ilgili bilgisayarın komut satırına doğrudan erişmiş olduk. Burada istediğimiz herhangi bir komutu çalıştırabilir ve çıktılarını gözlemleyebiliriz. Registry kısmında ise istediğimiz keyler üzerinde işlemler gerçekleştirebiliriz. File Manager ile devam edelim. Bu kısımda ise bilgisayarın dosya sistemi bazında her türlü işlemi gerçekleştirebiliriz. Event Viewer ile devam edelim. Bilgisayarlardaki Windows Event loglarına tek bir tuşla hızlıca ulaşarak troubleshooting işlemlerinizi zaman kaybetmeden yapabilirsiniz. Şimdi ise bilgisayarımızdaki shared folder'ları inceleyelim.
Bu kısımda shared folder'larda görmüş olduğunuz işlemleri gerçekleştirebiliriz. Son olarak bilgisayarımızda yüklü olan yazılımları inceleyelim. Görmüş olduğunuz gibi bilgisayarımızın program ekle kaldır menüsü doğrudan karşımıza gelmiş durumda. Bu noktada yazılımları tek bir tıkla uninstall edebilirsiniz. Sistem Manager kısmını genel hatlarıyla incelemiş olduk. Şimdi diğer fonksiyonları incelemeye devam edelim. Remote Shutdown kısmında istediğiniz bilgisayarı doğrudan shutdown edebilir veya kurumunuzda güç yönetim politikası belirlemek amacıyla shutdown işlemlerini zamanlayabilirsiniz. Bu şekilde shutdown komutlarını haftalık olarak bilgisayarlarınıza gönderebilirsiniz. Tekrar Tools menüsüne geri dönelim. Kapatmış olduğunuz bilgisayarlarınızı yine belirli zamanlarda açabilmek amacıyla wake online taskları oluşturabilirsiniz. Bunun için network'ünüzde broadcast paketlerine izin vermeniz gerekmektedir. Şimdi chat kısmını inceleyelim. Bu kısımda son kullanıcılarla chat yapabilir, sesli arama gerçekleştirebilir veya görüntülü arama gerçekleştirebilirsiniz. İlgili bilgisayarı seçerek bir arama başlatalım. Görmüş olduğunuz gibi yaptığımız arama son kullanıcı bilgisayarında ekrandaki gibi yansımış durumda. Şimdi ise bir chat session başlatalım. Bu sayede son kullanıcılarınıza anlık olarak ulaşabilir ve onlarla doğrudan uzak bağlantıya geçebilirsiniz. Yine sıkça tercih edilen bir fonksiyondan Announcement fonksiyonunu inceleyelim. Bu menüden kurumunuzda yapmak istediğiniz duyuruları hazırlayabilirsiniz. Duyurumuz hazırlanmış durumda. Şimdi nasıl göründüğüne bakalım.
Son olarak sistem tools kısmını inceleyelim. Oluşturacağımız task'lar sayesinde bilgisayarlarımızdaki performansı arttırmaya yönelik olarak check disk, disk temizleme, disk birleştirme gibi işlemleri gerçekleştirebiliriz. Şimdi ise bu task'ın hangi zaman aralıklarıyla çalışacağını belirtelim. Haftalık olarak çalışmasını istiyoruz. Bir başlangıç saati veriyoruz. Burada çalışmasını istediğimiz günü belirtebiliriz. Ve finish diyoruz. Task'ımız hazırlanmış durumda deploy diyerek işleme koyulmasını sağlayabiliriz. Böylece Tools menüsünü incelemiş olduk. Sizler de Desktop Central ajanlarını bilgisayarlarınıza dağıttıktan sonra bu fonksiyonları hemen kullanmaya başlayabilirsiniz. İşte Desktop Central ile hayat bu kadar kolay.